Tonguçtan herkese merhaba. Konumuz gölge. Neler öğreneceğimize bir bakalım. Gölge ve yarı gölge öğreneceğiz sevgili gençler. Pekala programımıza bir bakalım. Neler yaptık? Hemen aydınlanmayı yaptık geçen hafta. Şimdi gölge yapacağız ve sonrasında hiç hız kesmeden devam ediyoruz. Yansıma ve düzlem ayna sonrasında küresel aynalar. Yani optikte de fazla fazla ilerleyeceğiz Nisan ayında da ne yapacağız bir de sakın ha sakın şunu yapmayacaksınız. Tamam hocam ben bu konuyu öğrendim artık. Tamamdır demek yok. Videodan sonra ne yapıyoruz? Sorularımızı çözüyoruz konuyla ilgili. Tam öğrenme yapacaktık. Hatırlayınız. Bunu da lütfen göz ardı etmeyin sevgili gençler. Hadi başlayalım artık. üzerine düşen ışığın tamamını geçiren maddelere ne madde diyoruz? Saydam madde diyoruz. Saydam şöyle yazalım. Üzerine düşen ışığın bir kısmını geçiren buzlu cam gibi maddelere yarı saydam madde diyoruz. Bunu da yazalım hemen. Ve bir madde üzerine düşen ışığı hiç geçirmiyorsa mesela ahşap gibi, mesela plastik, koyu plastikler gibi geçirmiyorlarsa onlara ne diyeceğiz? Saydam olmayan diyeceğiz. Aynı zamanda opak da diyebiliriz. Bakınız opak şöyle yazalım isterseniz. Buraya da saydam olmayan cisim ya da saydam olmayan madde denir sevgili gençler. Opak maddenin ışık kaynağına göre arka tarafında gölge oluşur. ...buraya baktığımızda, sağ tarafa baktığımızda bir ışık kaynağı var... ...ondan gelen ışınların geçememe durumu olan yerler var. Mesela buradan sınırdan bir ışın gönderdik... ...buradan gönderdik, buradan gönderdik... ...bakın bunlar geçemiyor... ...buradan gönderdiğimizde burada nasıl bir şey olacaktır? Şu şekilde sevgili gençler... ...şöyle çizelim isterseniz... ...bunu da çizelim, şunu da çizelim, böyle... ...yani buraya ışık gelemeyeceği için... ...burada bir gölge oluşacak diyoruz... ...ışın gelemediği yerde. Devam ediyoruz, hadi bakalım... Işık kaynağından çıkıp cismin kenar, köşe ve uç kısımlarından ışınlar çizilerek o cismin gölgesi gösterilebilir. Noktasal bir ışık kaynağı var. Küreselde bir engel var. Şimdi sınırdan ışın gönderiyoruz. Bir üst sınırdan bir de alt sınırdan ışın gönderdiğimizde diyoruz ki oraya ışık düşemiyor. Işığın düşemediği yeri bulacağız. Işık buraya düşemiyor ve burada ekran üzerinde gölge oluşacağı için hani iki boyutlu bir gölge söz konusu işte buraya Tam gölge diyoruz sevgili gençler. Tam gölge. Tek bir kaynak varsa, bakınız tek bir kaynak varsa ve ayna, yansıcı vesaire gibi şeyler sol tarafta yoksa o zaman oluşacak gölge kesinlikle tam gölgedir. Ve burada gölgenin boyutlarını bulurken üçgen benzerliği kullanırız. Yani buradaki yarıçap çap ve buradaki yarı çap arasındaki ilişki için şöyle bir üçgen oluşturulduğunda bir şu üçgen bir de bu üçgen oluşturulduğunda üçgen benzerliğinden bunlar arasındaki ilişkiyi rahatlıkla söyleyebileceğiz sevgili gençlik ve gelelim küpe burada bir küp var yine sınırlardan ışın gönderdiğimiz zaman şuradan gönderdik işte buradan gönderdik sonra alttan gönderdik şuradan gönderdik sınırlardan ve burada oluşan bir Tam gölge söz konusu olacak. Yani ışığın düşemediği tam gölge söz konusu olacak ve bu tam gölgede buradaki küpün şu kenarı kare, pardon, şu yüzeyi kare olduğuna göre burada da oluşacak e, tam gölge. Şöyle çizelim. Şu şekilde. Ne olur? Kare olur sevgili gençler. Kare. Yani bir kenarı bunun bir kenarı a ise bunun da bir kenarı b ise bunu yine üçgen benzerliğinden rahatlıkla bulabiliriz aralarındaki ilişkiyi ve bir daha söylüyorum kare şeklinde tam gölge oldu. Burada ise bakın nasıl bir şey söz konusu. Ee, şimdi perdeyi şu şekilde aldığımızda burada yine bir noktasal bir ışık kaynağımız var. Bu e, engeli yukarı ve aşağı hareket ettirdiğimiz düşüneceğiz. Mesela ilk başta sınırdan ışınları çizdiğimizde burada oluşan tam gölge şu şekilde daire şeklinde olacak. Bakın daire. Ama bunu biraz yukarı çıkartırsak hatta şuraya getirirsek bu engeli oluşan gölge elips şeklinde olur. Buradan bir ışın gönderdim sınırdan. Bir de buradan gönderdim. Bak daha öne düştüğü için açılacak biraz da açılması burada oluşan gölgenin elips şeklinde olmasına sebep olacaktır. Görüyor musunuz? Genişliği aynı olacak. Şuradaki genişlik derken şunu kastediyorum. Genişliği aynı ama uzunluğu daha fazla. Niye? Çünkü e, engel biraz daha yukarıda olduğunda şuradan gelecek ışık daha önde Buradaki engele çarptı ve oluşan tam gölge de burada elif şeklinde olmuş oldu sevgili gençler. Sağ tarafa geldiğimde burada küp bakınız yukarı konmuş. Yani ışık kaynağı şu alt yüzeyinden geçecek şekilde hani ekranda birleştirilmiş gördüğünüz gibi. O zaman yine sınırdan ışınlar çizdiğimizde şuraya önde düşeceği için o zaman burada oluşacak tam gölge artık bir dörtgen şeklinde alacaktır. Yukarıya doğru bir genişleme, yani yukarıya doğru bir uzama söz konusu olacağı için bu ne oldu? Dikdörtgen oldu. Bir de şunu söylemek isterim. Burası bakın burası şöyle kare olacaktı. Bakın şöyle kare olacaktı ama şu önde önde engele çarptığı için burası uzadı. Yani dikdörtgen olmasına sebep oldu. Buradaki alanla buradaki alanı kıyaslarsam alttakinin alanı daha büyüktür sevgili gençler. Çünkü şu uzunlukla aynı ama bu uzunluk bundan daha fazla. Burada da aynı şekilde bunun alanı ile hani mesafeler de aynıysa tabi. Bunun alanı ile bunun alanı birbirine eşit farkındaysanız. Ama bunun alanı bundan dolayısıyla bundan daha büyüktür sevgili gençler. Aynı yatay doğru üzerindeki iki noktasal ışık kaynağının oluşturduğu gölgeye bakalım şimdi. Sınır şunları çiziyorum. Bir şundan çizdim. Burada tek başına K2 ışık kaynağı olsaydı burada tam şu şekilde... Tam gölge olacaktı. Fakat ışık kaynağı iki tane. Artık e, tam gölge ile birlikte yarı gölge kavramı ortaya çıkar. Buradan yine sınırdan ışın gönderiyorum. Bu ne demek oluyor? Bu araya arkadan ışık yani şu ışık kaynağından ışık gelemiyor. Şimdi arkadakinden gelemiyor. Öndekinden de gelemiyor. O zaman buraya hiç ışık gelemediği için şu bölge tam gölge sevgili gençler. Hemen yazıyorum. Tam gölge. Ama etrafına baktığımda etrafına baktığında bu ışık kaynağından şuraya ışık gelemiyor evet ama bu ışık kaynağından ışık gelebiliyor o zaman buraya ışık gelebildiği için bir tanesinden gelip bir tanesinden gelememe durumu varsa o zaman oraya yarı gölge diyoruz bak tüm kaynakların aydınlattığı bölge aydınlık tüm kaynaklardan ışık gelemeyen bölge tam gölge işte bir tanesinden gelebiliyor bir tanesinden gelemiyorsa ya da üç tane kaynak varsa işte birinden gelemiyorsa diğerlerinden gelebiliyorsa hepsinin gelemediği durumdan bahsediyorum. O zaman buna yarı gölge diyoruz sevgili gençler. İşte yarı gölge kavramı budur. Birinden gelip diğerinden gelemediği için bu etrafı yarı gölgedir sevgili gençler. Aynı düşey doğru üzerindeki iki noktası ışık kaynağının oluşturduğu gölge. Yani aynı düşey dediğimiz burası. Yine iki tane sınır ışın çiziyorum. Bundan çizdim ve bundan çizdim. Burası bu ışık kaynağından gelemeyen ışınları. Şöyle düşün bak bunlar gelemiyor. O zaman burada bir tam gölge oluştu, değil mi? Ve e, alt da olduğu için, alt sınırda olduğu için ışık kaynağı burada da üst sınırda olduğu için oluşan gölgeler de elips şeklinde onu da belirtmek isterim. Diğerinden ışık gönderdiğimde sınırdan bak buradan bir ışık gönderdim. Buradan da bir ışık gönderdim. Bu da şuranın aydınlatılamadığını söyler bu durum bana. Yani K1 ışık kaynağından. O zaman ne çıkıyor karşıma? Bundan ve bundan, her ikisinden de aydınlatılamayan bir bölge var. Burası tam gölge alanı olmuş oldu. Buraya geliyorum. Burası bakın burası alttaki ışık kaynağı ile aydınlatılamıyor. Evet ama üstteki ışık kaynağı ile aydınlatılabiliyor. O zaman burası gördüğünüz gibi yarı gölge. Alta geldim. Bunun tarafından aydınlatılabiliyor ama bunun tarafından aydınlatılamıyor. O zaman bir tanesi aydınlatıp diğeri aydınlatamıyorsa bu bölge yarı gölge olmuş oldu sevgili gençler. Küresel opak cisimden küçük küresel ışık kaynağının oluşturduğu gölge engel ve küresel ışık kaynağı engel daha büyük demeye çalışıyor yapılan açıklama. Buradan şimdi sınır ışınlar çizerken dikkat etmem gereken bir şey var. Bak bu bir küresel kaynak. Küresel kaynak olduğuna göre buradan 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 her yerden ışık gidecek. Yani şöyle şey düşün. 3 boyut durumu yanlardan önden her yerden ışık gidecek. O halde sınır ışın çizerken yanları da düşünmem lazım. Üstten ışık gönderiyorum. Bak böyle gönderdim. Böyle noktasal ışık kaynağı gibi davrandı. Bu şekilde gönderdim. Bir de alttan noktasal ışık kaynağıymış gibi ışık gönderirim. Bu şekilde gönderdim. Ama dikkat, dikkat. İki tane böyle iç içe geçmiş şey gibi değil. Ee, hani bir tanesi yukarıda bir tanesi aşağıda elips gibi olmayacak bu sefer. Çünkü yanlardan buradan buradan her yerden ışık geliyor. O zaman burada oluşan yarı gölge tam gölge deseni şu şekilde olacaktır. Tam gölge içeride, yarı gölge şu şekilde etrafını sarmış oldu. Buraya ikisinin daha doğrusu hiçbir yerinden ışık gelemediği için tam gölge diyoruz. Buraya da bazı yerlerden gelip bazı yerlerden gelemediği için buraya da yarı gölge diyoruz. Gördüğünüz gibi. Evet. Küresel opak cisimle aynı büyüklükte küresel ışık kaynağının oluşturduğu gölge. Sınırlardan ışınlar çizdiğimizde burada tam gölgenin ...yarı çapının, bunların yarı çapının eşit olduğunu görürsünüz. Bakın sınırdan ışınlar çizdiğimizde şöyle ve şöyle. Alttan da ışınlar çizelim hemen. Şununla böyle ve böyle. O zaman tam gölge gördüğünüz gibi onlarla aynı yarı çapa sahip olacak. Ve etrafını saran yarı gölge olacak. Bu şekilde yarı gölge. Bu da tam gölge olmuş oldu gördüğünüz gibi. Evet, küresel opak cisimden büyük küresel ışık kaynağının oluşturduğu gölge... Burası biraz önemli. Bakın şöyle olacak. Yine sınırlardan iki tane ışın çiziyoruz. Üstten sanki bir noktasal kaynak gibi, alttan sanki noktasal bir kaynak gibi şöyle çiziyorum ve oluşan tam gölge, yarı gölgeye baktığınızda burası tam gölge, etrafı da ne olmuş oldu? Yarı gölge olmuş oldu. Şimdi dikkat. Perdeyi biraz uzaklaştırırsak, perdeyi uzaklaştırdığımızda şuradan gelen ışınla alttan gelen ışın bir yerde bakın birleştiler. Artık bu ne demek biliyor musunuz? Buradan itibaren buradan sonra tam gölge oluşamaz demek. Yani buradan her yerden daha doğrusu hiçbir ışığın gelemediği bir bölge kalmayacak anlamına gelir. Şöyle yapalım. Buradan sonra buradan sonra perdede perde de tam gölge oluşmaz diyoruz. Oluşmaz. Bu şekilde de söylemiş olalım. Peki ne oluşur hocam? Yarı gölge oluşur. Yani bazı şimdi bölge için bahsediyorum o bölgeye bazı noktadan ışık bazı noktalardan ışık gelebilirken bazı noktalardan gelemeyecek ya o yüzden o bölge e, sadece yarı gölge olacak sevgili gençler. Güneş ve ay tutulmaları bu duruma örnek olarak verilebilir. Birazdan da bir tane soru çözeceğim detaylandıracağım onu. Küresel ışık kaynağını bir engelin arkasından bakma. Şimdi ışık kaynağı bu engel de bu. Bir burası gölge konisidir Ne demek bu? Buradan herhangi bir yerden bakarsak ışık kaynağını göremeyiz. Buradan, buradan, aradan, göz çiziyorum bu arada, buradan, buradan bakıldığında ışık kaynağı görünmez. Yani burası gölge koyundan şöyle karanlık görülür ışık kaynağı. Bundan sonrasını düşünürsem, şu çizgi üzerinde hareket ettiğimi düşünürsem, göz buraya gelirse, biraz daha buraya gelirse ne olur? Bakın sınırdan ışınlar çizdiğimizde göze doğru şöyle etrafında yani şu üst ve alt kısımdaki Halka bölgesi, halka şeklinde bir e, bölge görür. Yani oradan gelen ışıklar göze ulaşacaktır. O halde bunun göreceği bölge için şöyle bir şey yapabilirim. Etrafında küçük bir halka görüyor. Burayı göremiyor. Bunun için daha büyük bir halka görebiliyor. Ama yine göremediği bir bölge söz konusu. Buralara alta ve üste baktığımda mesela gözü buraya getirdiğimizde üst kısmı kesin göremeyecek. Bak üstten gelen sınır üzerine çizdim çünkü gözü ama dikkat ederseniz şuradan itibaren yani şu alt kısmı görebilecek. O zaman bunun için görüntü şu olacak sevgili gençler. Bak burası karanlık. Alt tarafı çizdiğim, karanlığım yer karanlık. Alt tarafı görecek diyoruz. Üstte de aynı şeyi düşünebiliriz. Göz buradaysa bunun göreceği e, görüntü de şu olacaktır. Altı göremeyecek. Bu da üstü görecek diyoruz. Şu şekilde bir görüntü oluşur sevgili gençler. Pekala tamamını görmesini istiyorsak ne yapmamız lazım? Şu şekilde bak buradan alttan engeli aşacak şekilde şöyle bir ışın çizip buradan ya da buradan göz tamamıyla şu ışıklı cismi tamamen görecektir diyoruz. Yani aydınlık görecektir. Ve buradan da aynısını yapabilirim. Şu alt sınırından engelin alt sınırından geçecek şekilde çizgiyi belledim. Buradan ya da buradan baktığında göz tamamını görecektir sevgili gençler. O halde bu arada kalan bölgede tamamını görmesi mümkün değil. Bunu da görmüş olun lütfen. Sorumuza bakalım. Noktası ışık kaynağı küresel engel ve perde şeklindeki gibi yerleştirildiğinde perde oluşan tam gölge alanı A1'dir. Kaynak K noktasından L noktasına alındığında tam gölge alanı A2 olmaktadır. Buna göre A1 bölü A2 oranı nedir? Bakın şimdi buradan sınırlardan ışınlar çiziyoruz ve tam gölgeyi buluyoruz. Burada bulduk. Tam gölgeyi bulduktan sonra ne yapacağız? Üçgen benzerliği yapacağız. Bakın şöyle burada bir üçgen ve dışarıda şu daha da büyük üçgen gördünüz mü? E ne yapacağım o zaman? Üçgen benzerliği derken burası dd bir de d var burada var. Bunun yarıçapını çapını 2r dersem bunun yarıçapını çapını 3r diyebilirim. Ne yaptım aslında? 2d bölü 3d yani büyük üçgenin ve küçük üç Küçük üçgenin şuradaki dik kenarlarına baktım. Burası 2 dye kadar. Büyük üçgenin de 3D kadar olduğuna göre buradaki dik kenarlar arasında yine 2R'ye 3R 2 bölü 3 oranı olmak zorunda diyoruz. Ve bunun yarıçapını çapını 2R aldık. Dikkat. O zaman bizim tam gölgenin yarıçapı 3R olmuş oldu. A1 eşittir. Pi çarpı dairenin alanı 3R'nin karesi diyoruz. Ve geldik a 2 A2'yi bulurken ne yapacağız? Kaynak buraya geldi. Bakın kaynak buraya geldiğinde o zaman bir üçgen benzeri daha çizecek olursam kaynak burada, engel burada, perde de burada. Şu şekilde. Burası D'ye kadar, burası da D'ye kadar. O zaman sınır için çiziyorum şuradan. Buradan ve buradan çizdiğimde şu üçgene bakarsam burası D. Hani küçük üçgen burası D, üçgen burası D. Büyük üçgen burası 2D olmuş oldu. Gördünüz mü? Yarı çap o zaman ne olacak? Buradaki yarı çapı 2R dediğimize göre o zaman buradaki yarı çap 4R olacak. Gördün mü? Artmış oldu. Yani alan pi çarpı 4R'nin karesi. Bunları oranladığımızda zaten pi'ler birbirini götürecekler. Ve sonuç karşımıza ne gelecek? 3'ün karesi 9, 4'ün karesi 16 ve R kareler birbirini götüreceği için cevabımız 9 bölü 16. Yani D şıkkıdır sevgili gençler. E şıkkı ne de diyelim? E şıkkı da biz koyalım mı artık buraya? Hadi 6, 3 bölü 2, 9 bölü 16. Buna da 2 bölü 17 içimden geldi. Tabii E şıkkı değil son cevabı D şıkkı diyoruz. Diğer soru noktasal kahve ışık kaynakları ile saydam olmayan engelin oluşturduğu sistemde perde üzerinde oluşan görüntü aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Bakınız iki tane tam gölge oluşacak burada. Şöyle bir, şöyle bir. Bu tam gölge şöyle elips ama dikkat elips şeklinde olacaktı. Ve diğer ışık kaynağından sınır ışınları çiziyorum. Bu şekilde çizdiğimde bunun oluşturacağı elips diğerine göre daha küçük olacak görüyorsunuz değil mi? O zaman burası tam gölge, buralar ise yarı gölge. Şimdi bakın benim... Elips diye söylediğim şey bu normalde gözlemlenecek bir şey. Ama sorularda elips şeklinde bir şey verilmemişse o zaman o daire alınmıştır. Direkt daire üzerinden gidebilirsiniz. Üstteki daire büyük, alttaki daire küçük olacak ve ortası da tam gölge olacak. Yani cevap bakalım. B şıkkıymış gördüğünüz gibi. Evet. Diğer sorumuza bakalım. M noktasındaki noktasal ışık kaynağı ile K, L, N, P, R noktalarından birinde bulunan noktasal ışık kaynağının küresi engel sebebiyle ile perde oluşturduğu görüntü şeklindeki gibidir. Buna göre ikinci ışık kaynağı hangi noktada bulunmaktadır? Bakınız. Şimdi önce ilk ışık kaynağı M'deymiş. M'den çizelim. Sınırdan çizdik. 1'e 4 oranında geliyor. Sonra 1'e 4 oranında demek ki doğru şeyler bunlar. Çizdik. Sonra dikkat. Bu sınıra gelen bir ışın çizmem lazım ve buradan geçmesi lazım. 1'e 2 1'e 2 ve 1'e 2. işte buldum burası P. Demek ki diğer ışık kaynağı P noktasındaymış. Burası her iki tarafından aydınlatılamadığı için tam gölge. Etrafı ise bunun tarafından aydınlatılamıyor. Evet ama M'den aydınlatılabildiği için yarı gölge. Yani cevabımız P şıkkı. Evet. Diğer sorumuzdayız. Güneş, Dünya ve Ay'ın yörüngesi hareketleri şeklindeki gibi modellendiğine göre Ay ikinci bölgesine girdiğinde Dünya'dan gözlenebilecek fizik olayı hangi gök cisminin tutulması olarak adlandırılır? Şimdi Ay'ı görünmemizi sağlayan şey Ay normalde bir ışık kaynağı değil. Yani bir reaksiyon, nükleer reaksiyon şudur budur yok. Yıldız gibi değil. Yani ondan Işık gelmesi lazım ki o bir ışık kaynağı olsun. E değil. O ne oluyor peki? Güneşten gelen ışıkları yansıtan ay sanki ışık kaynağıymış gibi görünüyor. Aslında onu da biz görebiliyoruz. Normal bir cismi ışık altında görmemiz gibi. Mesela ben bu siyah kalem'i ışık altında görebiliyorum. Neden? Çünkü kaynaktan gelen ışınlar buna çarpıp yansıyorlar ve bana geliyorlar. Ben de bu sayede bunu e, dolayısıyla görebiliyorum. Ya da şöyle diyelim. Şu kaleme baktığımızda yansıyorlar ve dediğim gibi ben onu görebiliyorum. O halde o halde ay da öyle davranacaksa ayın görülememe durumu yani aya ışık gelememe durumu neresi ikinci bölge ikinci bölgeye gelen ay güneş tarafından e, ışık alamayacak güneşten ışık alamayacak e, güneşten ışık alamadığında da ışığı yansıtamayacak o zaman ay görünemeyecek İşte buna ay tutulması diyoruz ve nereye gelmesi bu ay, nereye gelmesi gerekiyor ikinci bölgeye gelmesi gerekiyor sevgili gençler zaten bana da onu söylemiş. Diğer sorumuz küresel ışık kaynağı ile saydam olmayan küresel engel konumu şekilde verilen perde üzerinde gölge oluşturuluyor. Yukarıdakilerden hangi ok yönde hareket ettirildiğinde tam gölge alanı azalır. Bak ne söylemiştim. Burada tam gölge var. Burada da etrafında yarı gölge var. Şurada nokta nokta burası da yarı gölge. Şimdi kaynak hani ok yönde hareket ettireceğiz ya. Kaynağı hareket ettirelim. Kaynağı ok yönde hareket ettirdiğimiz zaman şöyle bir şey olacak. Farkındaysanız o zaman sınırlardan için çizdiğimizde yani yani tam gölge oluşamayabilir. Gördüğünüz gibi tam gölge alanı azaldı. Doğru. Engeli hareket ettirdiğimizde e, ok yönünde olmaz. Engeli hareket ettirdiğim zaman neden? Sınırdan gelen ışınlar açılacaklar. Açıldıkları için tam gölge kesinlikle oluşacak. Bu gitti. Sonra gelelim e, perdeye. Perdeyi de ok yönde hareket ettiğinde zaten benim vermiş olduğum örnekte perdeyi sağa doğru götürdüğümde şu sınırdan gelen ışınlar görüyor musunuz? Tam gölgenin azalmasına sebep olacaktır bu durum. Evet bu da olur. Cevabımız 1 ya da 3'tür sevgili gençler. Diğer sorumuza bakıyoruz. Karanlık bir ortamda noktası ışık kaynakları sayıda olmayan top ve perde bulunmaktadır. Buna göre perde oluşan gölge aşağıdakilerden hangisidir? Buradan sınırdan ve sınırdan ışın gönderiyorum. Buraya ışık gelmiyor. Alttaki tarafından. Bak alttaki tarafından. Buradan ve buradan bir ışık şey sınır ışınları gönderiyorum. Üstteki tarafından bakınız ne oluyor? Işık gelmiyor. Fakat fakat buraya bundan ışık geliyor. Yani birinden geliyor, diğerinden gelmiyor. Yarı gölge. Fakat buraya ışık gelmiyor. Bundan ışık geliyor. O zaman burası ne oldu? Bir tarafından aydınlatıldığı için ve diğer tarafından aydınlatılmadığı için yarı gölge. İki tane yarı gölge oluşacak sevgili gençler. Daha yakın olduğu için burada oluşan çizmekte diğerine göre şey çizmedi ama burada oluşan yarı gölge tabii ki daha büyük olacak. Yani cevabımız bakıyoruz hemen kimmiş? C şıkkıymış. Bu kaynak buna daha yakın olduğu için. Ne öğrendik? Gölge ve yarı gölge konusunu öğrendik. Geldik ödüllü sorumuza. Cevapları yorumlarda bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.